Dil ve Kültür Festivali başladı. Can Bartu hayatını kaybetti. Türkiye kaçırılabilirsiniz listesinde. Günün haberleri başlıyor. İktidara yakın Takvim Gazetesi'nin YSK üyelerinin tamamının fotoğraflarını yayınlayarak hedef göstermesine tepkiler devam ediyor. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Danıştay saldırısından hemen önce Vakit Gazetesi'nin işte o üyeler manşetini hatırlattı ve en son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır ifadesini kullandı. YSK üzerinde iktidarın çok ciddi bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim iktidarın saltanat kayığı olan yandaş gazetelerde Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin boy boy resimleri teşhir edilmiştir. Ben bu medyayı uyarıyorum. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştür. Bu yayınlarla kimler hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir? Bu ne kepazeliktir? Biz bu tehditlerin şerefli Türk yargıçlarına etki yapmayacağına, onları korkutmayacağına inanmak istiyoruz. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili de konuşan Öztrak, seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına, hukukun izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz dedi. Koğuştaydım ve gördüğüm manzara çok beni de şok eden bir manzaraydı. Askerler vardı, 7-8 tane erler lince uğramış, kafası sarılı, iki çatılmış kafasına. Karnından bıçaklanmış, ameliyat olmuş. Dövülmüş askerler görüldü orada. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan Zaman Gazetesi'nin gece sorumlusu İbrahim Karayen, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyeti'nde uğradığı kötü muamele ve işkenceleri anlattı. Şube Müdürü Kayhan Ay'ın talimatıyla önce ellerim arkadan kelepçelendi, ayakkabılarım çıkartıldı ve kamerası olmayan bir odaya alındı. Darp edildim, hakaretlere, aşağılamalara ve küfürlere maruz kaldım. Ayakta duramayacak hale gelince yüzüstü yere düştüm. Yüzüm yerde, ellerim arasında kevçeli. Ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Öylece bekletildim. Günün 24 saati başımızda ışık vardı, kamera vardı ve çok rahat biçimde temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk. Gazeteci Erkam Tufan Aytav'ın 30 dakika programına konuk olan Karayeğen, işkenceler sonrası hastaneye sevk edilmesine dahi izin verilmediğini, gönderildiği cezaevinde karşılaştığı manzara ile de daha büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Doktor kayıtlarına kötü muameleyi kaydettirmeme rağmen doktorlar hastaneye sevkim yapmadılar. Çünkü ciddi biçimde sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Unutamadığım sahnelerden biri de bir asker. Harp Akademisi'ndeki bir askerin feci bir şekilde dövüldükten sonra getirilip nezarethaneye atılmasıydı. Ahmet Altan'ın cezaevinde kendisine güç ve moral kaynağı olduğunu da anlatan Karayeğen, Altan'ın nerede yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemli sözünü sürekli tekrarladığını söyledi. Gösterdiği büyük bir dirayet, büyük bir direnç bize güç verdi. Tarihi savunmalarıyla hapishanelerde herkes için büyük bir güç kaynağı oldu. Ama bize hep şunu söyledi, nerede yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemli. Burada yaşıyoruz ama biz buradan daha fazla okuyarak, daha sağlıklı ve daha diri, daha inançlı olarak çıkacağız. Sözünü sürekli tekrarlardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, yurttaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına kaçırılabilirsiniz anlamına gelen K uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında güvenlik güçleri sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak Amerikan vatandaşları dahil on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. Amerikan vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi deniyor. Fenerbahçe'nin sinyor lakaplı efsanevi ismi Can Bartu hayatını kaybetti. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'mizle özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik.
Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı. Ve birdenbire sarı lacivertli forma Metin Oktay'a, sarı kırmızı forma Can Bartu'ya gidiyor. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'da Can Bartu'nun ardından bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda Metin Oktay'la Bartu'nun formalarını değiştirdiği fotoğraf kullanıldı. ...17. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali etkinlikleri Romanya'da başladı. Festival için 4 kıtadan giderek Bükreş'te buluşan 130 öğrenci... ...göz kamaştıran performanslar eşliğinde dünyaya umut ve barış mesajı verdi. Konukları adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkaran öğrenciler, son 100 yılda kendi dönemine damga vurmuş şarkıları seslendirdi. Programda evlatlık verildiği ailenin dışlayıp akıl hastanesine yatırdığı bir kızın ileriki yıllarda gösterdiği azim ve gayretle aynı hastaneye müdür oluşunu anlatan yaşanmış bir hikayede müzikal tadında sunuldu. Baştan sona coşku içinde geçen gösteri, Yeni Bir Dünya adlı şarkının topluca söylenmesiyle sona erdi. Dünyanın renklerinin bir sonraki durağı Amerika olacak.